Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün sahuru sizinle yapmak istiyorum. Bir tarif var. Etrafta bayağı bir dönüp duruyor. Yulaf tostu. Sizlerle onu yapalım dedik. Şimdi burada birlikte hazırlayacağız. Aslında bugün Ramazan'ın 12. günü müydü? 13'e gireceğiz. Aynen 13'e gireceğiz. Genel olarak aslında bir şey tüketmedik sahurda. Yani kefir içtik, yattık. Birkaç günde böyle yulaf tost falan yapmıştık daha öncesinde. Ve gerçekten tok tutan şeyler bunlar. Biz şimdi yulafın yanına da kefir koyacağız. Bayağı bir tok tutuyor. Sadece kefir içtiğimizde bile yani durabildik, tutabildik yani. Ki ben emzirdiğim halde bile hiçbir sıkıntı yaşamadım çok şükür. Yani durabiliyorum, tok tutabiliyorum. Zaten eşim zaten Allah'tan doygu derler. Yemezse yemez yani. Bir hafta yemezse yemez. Yemeğe karşı bir şeyim yok, evet, sıkıntım yok. Çok şükür o şeyde bir sıkıntısı yok yani. Durabiliyor, dirayetli vesaire. Şimdi neler yapıyoruz? Hemen onu göstereyim. Yulaf tostumuz için. Şimdi şöyle ben malzemelerimizi ben ayarladım. Öncesinde hemen tost makinemi ısıttım. Tost makinesi iyice bir sıcak olsun. Şimdi 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi kullanacağız. Ben şimdi 2 tane yapacağım için 2 tane ayrı ayrı hazırlayacağım. İlk önce bunu hazırlayacağım. Şöyle 2, 3 yemek kaşığı bu birimiz için. Onun üzerine 1 yumurta kırıyorum. Ben atıyorum lazım. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. Biraz bol oldu. Şimdi bunlar karışacak. Onun üzerine az bir şey tuz. Ve toz biber. Şöyle. Yani bir çay kaşığının yarısı kadar bir şey açıkçası yeterli. Tarif bu kadar arkadaşlar. Çok basit, çok kolay bir tarif. Kabartma tozuymuş, karbonatmış vesaire hiçbir şeye de gerek yok. Ben ilk başta benim bu yulaflarım sert olduğu için biraz şey yapmıştım. Haşlamıştım, haşlayıp denemiştim. Ama hiç haşlamanıza gerek yok çünkü tost makinesi onu çok güzel hallediyor. Şimdi şöyle bir karıştırdık hemen. Tost makinemiz zaten çok sıcak. Ve yağlı kağıt kullanıyoruz. Hiç içini sonra yıkaması, etmesi derdi olmuyor. Yağlı kağıdımızı koydum. Ondan sonra bismillah. Sevmiştin değil mi sen de hayatım bunu? Evet, 2 kere yaptık. Gayet de güzel. Tok da tutuyor. Evet evet. Yulaf zaten tok tutucu bir özellikle. Önceden diyorlar ya yulafı sadece atlara falan verirlermiş aslında ama hani nasıl kıymete bindi böyle artık. Özellikle sağlıklı yaşam falan bilinçlendikten sonra değil. Aslında kıymetli bir besin ama sonradan biliniyor. Neyse. Şimdi o pişe dursun arkadaşlar. İkincisini hazırlıyorum şimdi. İkincisini evet hazırlayacağım. Arasına da kontrol edeceğim. Piştikten sonra arasına kaşar peyniri ve hindi füme koyacağız biz. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Tabii ki de su satmayacak şekilde. Mesela sucuk, pastırma vesaire bunlar kavurur insanı. Şimdi ben ikincisini hazırlayayım. Evet yaklaşık 5 dakika falan durmuştu. Ara ara kontrol ettim ben. Biraz yapıştı bizimki. Yıkması. Öncesine yapışmamıştı o kadar ama herhalde ben ince yapıyordum bu sefer. Neyse şimdi bir tarafına şöyle peynirimizi koyalım. Üzerine de hindi füme ekledik. Şunu şöyle ikiye katlıyoruz. İkiye katlıyoruz ve tekrardan bastırıyoruz. Bir yandan da kulağım şeyde asardı. Korku içindeyim. Uyanacak diye.
dursun. Tekrar şekerim ben. Evet. Şimdi bakalım peynirler eriyince alıyoruz. Evet, erimiş. Sinyal veriyor. Şimdi alalım. Biraz ince yaydığım için. Biraz daha kalın dökersin arkadaşlar. Şöyle servis tabağına alıyorum. Ben şimdi ikinciyi yine aynı bu kağıtla yapacağım. Hızlı çekimde izleyelim. Hazırladık. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bu ikinci yaptığım daha iyi oldu. Çünkü ötekisine daha ince açtığım için ince yaydığım için böyle oldu. Bu şekilde. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi bunun yanına isterseniz kefir, ayran vesaire tüketebilirsiniz. Gerçekten top tutuyor. Biz bir de bazen yanına işte hurma yiyoruz ya da muz, bal karışımı yapıyoruz. Bu şekilde gerçekten tok tutuyor. Sırf bu bile zaten yetiyor. Yanına zeytin yiyebilirsiniz. Domates, salatalık vesaire artık nasıl istiyorsanız susatmayacak ve tok tutacak şeyler. Bu şekilde buna isterseniz dereotu vesaire doğrayabilirsiniz. O da çok yakışır kesinlikle. Bu şekilde minik bir tarif vermek istedik. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.